Bizim çocuklar, sevdiklerimiz oraya giderken şunun için gitmişlerdi. Barış için gitmişlerdi. Ülkede kan ve gözyaşı dinsin, anneler gözyaşı dinsin, kimse ölmesin diye, barış olsun diye gitmişlerdi. Siyasi iktidar bundan nemalandığı için Ankara kar katliamı patlamasıyla bizim puanımız 3-4 puan arttı diyen dönemin başbakanı Davutoğlu bugün bile şunu söylüyordu. Eğer 1 Kasım, 7 Haziran, 1 Kasım arasını konuşursam insanlar içine çıkamazsınız diyordu. Ama biz bekliyoruz ki Davutoğlu'ndan bu sözün arkasında durmasını istiyoruz. Bildiği ne varsa çıkıp konuşsun. Zaten bu katliam bir devlet eliyle işletildiği için, failların ortaya çıkmasını istemedikleri için sadece 3-5 tane piyonu önümüze koyarak, tamam mı? Siyasi iktidarın istediği talimatlar doğrultusunda bir mahkeme görülüyor. Mahkemelerin görevi şu olmalıdır. Maddi gerçeğin ortaya çıkartılması, tamam mı? Gerçek faillerin yakalanması gerekir. Bu da maddi gerçeğin ortaya çıkması delillerin ortaya konulmasıyla mümkündür. Ama bizim avukatlarımız 9 yıldır ki canla başla hukuk mücadelesi vererekten mahkeme heyetinin ve kolluk kuvvetlerinin yapmadığı işleri başararak bütün belgeleri ve delilleri mahkeme heyetine sunmasına rağmen mahkeme heyeti şunu görüyor. Aldığı talimat doğrusunda bizim avukatların taleplerinin tümünün reddine, tamam mı? Taleplerin reddine ve kendilerinin aldığı talimatlar doğrultusunda verilen emirlere uyarak mahkeme sürecini oyalama taktiğine girdiler. Sanki bir tiyatro oynanıyor. 9 yıldır ki verdiğimiz onurlu hukuk mücadelesi sonunda bir arpa boyu yoralamadık. Ancak en sonunda şöyle bir şey olmuştu. Erman Ekici denen terörist insanlık suçuyla yargılanıyordu. İnsanlık suçunda ceza indirimi, zaman aşımı olmadığı için biraz bizi yüreğimize soğuk su serpmişti. Dedi ki en azından zaman aşımına oynamıyorlar. Fakat son duruşmada mütalaya geçildi. Bu şeyde sanıklara cezalar verildi. Bu cezalar onlar için ödül sayıldı. Çünkü Erman Ekici'yi de insanlık suçundan çıkarttılar. Tamam mı? Anayasal düzeni değiştirmek suçuna soktular. Bu da nedir? Madımak'taki olay gibi zaman aşımına oynuyorlar. 3-5 yıl belki yatarlar, belki 10 yıl yatarlar, çıkarlar. Kaldıkları yerden katliamlara bunlar devam edecektir. Biz şu an şunu istiyoruz. Gerçek katillerin yargı önüne çıkartılması, burada ihmali olan kolluk kuvvetleri ve emniyet mensuplarının yargı önüne çıkartılmasını istiyoruz. O günkü dönemin başbakanı, İçişleri Bakanı, Ankara Valisi, Antep Emniyet Müdürü, Antep Valisi'nin yargılanmalarını istiyoruz. Bir tek dileğim var. Biz bu ülkede bitti demeden bu dava bitmeyecek. Son sözü biz daha söylemedik. Tamam mı? Bu dava onurlu mücadelemize kaldığı yerden devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Bu ülkeye barış gelene kadar. İsmim Ferahumuz, soyadım Tan. Ben de 2015 yılında Umut Tan oğlum Onur Tan yeğenimi kaybettim. Biz acılarımızın üstüne bir acı daha ekledik. Yüreklerimiz iki defa yandı. Biz davamızın peşindeyiz. Her zaman davamızın da peşinde olacağız. Gerçek katiller ortaya çıkana kadar yılmayacağız. Son nefesimizi verene kadar davamızın peşindeyiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız. Benim eşim Kasım Otur. Ben ismim de Songül Otur. 9 yıl önce tam yarın eşlerimiz ve çocuklarımız Ankara'ya barış, emek, barış, demokrasi olsun bu ülkede diye Ankara'ya gittiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın göbeğinde iki canlı bomba patladı ve çocuklarımız ve eşlerimiz, kardeşlerimiz katledildi. Benim eşim 32 yıl bu devlete hizmet etti. Ben kendim de 33 yıl, hesaplarsak tam 65 yıl biz bu devlete hizmet ettik. Ama devletin bize reva gördüğü şey ne yazık ki
Ölümler, başka bir şey de olmadı. 9 yıl geçmesine rağmen içimizdeki acı da, öfke de hiç bitmedi. Gitgide öfkemiz artıyor. Bizim şu an tek umudumuz bu ülkede hak, hukuk, adaletin gelmesi. Bu adalet mücadelemiz 9 yıldır devam ediyor. Biz her 3 ayda bir Ankara'ya mahkemelere gidiyoruz. Ve bu mahkemelerde teröristlerden daha çok, IŞİD teröristlerinden daha çok zulüm görüyoruz. Onlara mahkemelerde hakimler, mahkeme başkanı onlara bey, bayan diye hitap ediyor. Bu bizi daha da çok üzüyor. Ama tabii ki bu sadece 3-5 piyonun yaptığı bir şey değildir. Bunun bir siyasi bağlantısı da mutlaka vardır. Yani o teröristler ellerini kollarını sallaya sallaya Ankara'nın başkentine gelmedi yani. 63 tane istihbarat var. Bu istihbaratlara rağmen herhangi bir önlem alınmadı ve çocuklarımız orada katledildi yani. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanmış en büyük katliamdır bu katliam. Yarın anıtın açılışı var, biz ona gideceğiz. Ayın 10'unda da anma var, anmaya gideceğiz. Evet, mahkeme süreçleri devam ediyor ama bizim istediğimiz gibi devam etmiyor yani. Gerçek siyasi bağlantıların hiçbirisi mahkeme önüne çıkmadı, hiçbirisi yargılanmadı. Sadece 5-10 tane IŞİD teröristi yargılandı, belirli cezalar alındı ama bununla kalmayacak yani. Biz mücadelemizin sonuna kadar devam edeceğiz yani. İsmim Salih Aydeniz, Gülbar Aydeniz'in babasıyım. Çocuklarımız Ankara'ya barış için gittiler. Tek temennileri annelerin gözyaşı olmasın. Bütün mücadelemiz de sürekli aynen böyle olacaktır. Annelerin gözyaşı olmasın. Talebimiz hukuk istiyoruz. O halen hukuku bulamadık.